FETÖ dedikleri hadise ta 50 senedir 40 senedir söylüyoruz. Birisinin adı Kamile ise ondan daha pisi yoktur. Ondan daha berbatı yoktur. Ondan daha rezili yoktur. Onun adı Kristin ise onun önünde 40 tane dombala kaşıyor. Şahsiyetsiz. Köpek. Kapısına bağlandığı İngiliz'in köpeği. Karaktersiz. Köksüz. Veled-i zina. Birinin adı Hasan'sa hiç muteber değil. Hans oldu mu önünde 40 tane dombala kaşıyor. Ne oldu? Tabii beslendikleri kapıya mecbur köpeklik yapacaklar. Şu anda da Amerikan kucağına oturtulmuşlar. Üç neslin beynini götürdüler. Üç nesil. Bütün zararlar telafi edilebilir. Şahsiyetsizliğin telafisi çok zordur. İki nesil, 50 sene, 60 senelik bir beyin göçünü düşün bakayım. Türkiye'nin en güzide beyinleri, en ileri parlak zekaları şu anda ajan vaziyetinde. NATO'nun düdüğünü çalıyor, Amerikan düdüğünü çalıyor. Orada durmuş, burayı işgal edecekler günü bekliyor. İşgal ettikleri zaman ne diyecekler? Bu da anası var, bacısı var. Onlar yapacağı biliyorlar tabii. Onu istiyor. Böyle olmuş. Nizam istememek budur işte. Nizama bigane kalınamaz. Nizama bigane kalan imanlı imanını muhafaza edemez. İman onu da kurtaramaz, ahirette de kurtaramaz. Bediüzzaman fetva veriyor burada. Dehşetli bir söz bu, kolay bir söz değil. Ümmetin bütün vebalini boynuna alıyor. Nizama taraftarlık etmezsen imanın seni kurtarmaz diyor. Bu nasıl sözdür? Siyaset meslek itibariyle kuvvete bakar. Siyaset kuvvete bakar, elindekine bakar yani. Kalbine, gönlüne, bilmem neyine bakmaz. Elindekine, kuvvete bakar yani. Şimdi bir siyasi lider bir seçime giriyor. O siyasi lider 50 senelik, 100 senelik hatta bir gubarı, bir pisliği silkelemiş. Şahsiyet koymuş ortaya. Devlete bir özellik vermiş. Tam seçim zamanı domates pahalanıyor. Lider alt üst oluyor. Kimse lidere oy vermiyor. İmanı 2 kilo domates eden bir millet ne yapacak yani? İmanı 2 kilo domatese satılıyor. Ama bunlara önderlik yapacak, şahsiyet gösterecek İnanç merkezleri de bunlar gibi. Bunların en dikalası nurculardır. Bu nurcular niye sarığını sarmaz bugün? Bu sarık için 500 bin insan öldürüldü bu memlekette. 500 bin insan. Bu sarık için 500 bin insan öldürüldü bu memlekette. Efendim bunlar yapmazsa bunlar da FETÖ'den daha aşağı olur. Aynıdır. Aynıdır. Allah öyle gelecek adam benim gibi olmuyor. Vallahi çok kafa kesilir. Billahi çok kafa kesilir. İnşallah gelen adam merhametli olur da benim gibi olmaz. Çok kafa gider. Bunların kulaklarından duvara çivilemek lazım geliyor. Siz Bediüzzaman talebesiydiniz öyle mi? Bu millete şahsiyet gösterecektiniz, karakter gösterecektiniz, liderlik yapacaktınız. Tek başına 17 milyona kafa tutan bir üstadın talebesiydiniz, öyle mi siz? Tek başına 17 milyon insana kafa tuttu, tek başına. 17 milyon Moskova'ya döndü gidiyor, bu bir tek kelime-i tevhid getirip Kabe'ye gitti. Ve Allah'ın izniyle onları da mağlup etti.
mağlup etti ama talebeleri teres çıktı, teres. Bizim Hacı Ahmet Ağa'nın tabiri. Teres. Zoru gördü mü Tornistan. Düz taban, ordu bozan. Talebeleri teres çıktı. Nizam kurtarır, nizam, nizam. İnsanları nizam kurtarır. Avamın imanını anane ile gelen hissiyatın bin tevarişe kurtarır. Avama delil, bürhan, İslam anlatmak kurtarmaz. Sen koyunun kafasına, kulağına ne kadar anlatırsan anlat. Yeşil gördünce hücum etme, haramdır. Adamın oranın sahibi vardır. Bak ahirette şu olur, bu olur. Hangi koyuna laf anlatabilirsin? Yeşili gördü mü hücum eder bu. Avamın nasıl budur. Avamın nasıl nizam tutar ayakta. Avamın nasıl imanını nizam muhafaza eder. İnsanların %80'i de avamdır. Şu 9. mektubun 4. meselesi. Bu sebepten dolayı öne düşenlere bakacak, imanını muhafaza edecek. Öne düşenler de kasa, masa, faiz, banka hesabına düştüler. Yumurtaları ısıtıp cüvcü çıkarmaya çalışıyorlar. İşte bir azimendi çıktı, onları ürküttü. Hepsinin rahatı kaçtı. Sabahlara kadar sakallarından tavana asıldılar, azimendiyi ortadan kaldır. Tarikatçısı, nurcusu, Süleymancısı, hepsi. Tamam. Daha ortadan kaldırmadı ama kenarda çekti. Evet, bakalım ne yapacaksınız? Ama Allah bu memlekete Hilafet-i Muhammediye ünvanıyla şeriatı vaat etmiş. Bir tek azmendi kalsa bu memlekete nizam gelecek. Bir tek kalsa bu memlekete Allah'ın nizamı gelecek. Hiç çaresi yokmuş. Bunu ben söylüyorum, hepiniz şahadet edecek. O zaman dediğim gibi Allah çok şefkatli birini başa getire de şu Müslüman sisik güzel böyle nurlu, nur topu. Hepsi güzel güzel böyle kasaları, masaları, faizleri, aizleri, araba modelleri, yatları, katları. Bunlar yazık yani, yazık ha. Yazık. 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 Allah o selahiyeti ben gibi birine verirse görürsünüz o yazıklar ne oluyor. O yazıklar ne oluyor. Evet, bitir de biraz Yasin'e verelim bu iş. Bu iş başka türlü olmuyor. Elbaneye vuralım Gakko. Elbaneye vuralım, başka türlü gitmiyor bu işler.